sorunları çözmek gibi faaliyetlerde yakınmaları geriletebilmektedir. Fakat orta ve ağır derecedeki sendromlu hastalarda bu tedbirler de yetersiz kalmaktadır. Bu hastaların bu sendromun tedavisine gereken ilaçların almaları gerekmektedir. Bildiğiniz üzere ilaçların etkinliği hastadan hastaya değişmektedir. Bundan dolayı ilaç seçiminde bu sendromu eşlik eden hastalıklar, hastanın yaşı ve hastalığın ağırlık derecesi gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Tabii tüm ilaçların yan etkileri vardır. Bundan dolayı da tedavinin ilk aylarında çoğu zaman yakın takip gerekmektedir. Kullanılan ilaçlara bakacak olursak en başta dopaminerjik ajanlar kullanılmaktadır. Dopaminerjik tedavi bu sendromların üzerinde önemli derecede iyileşme sağlamaktadır. Bu dopaminerjik ajanları örnek olarak Parkinson hastalığı ilaçlarını verebilmekteyiz. Dopamin düzeyini etkileyerek fonksiyon gösteren ilaçlardır. Bunun dışında kas gevşetici ve uyku ilaçları, epilepsi ilaçları ve opioidlerde kullanılabilmektedir. Opioidler narkotik ilaçlar olduklarından dolayı yakınmaları ne kadar azalsa da bağımlılık yaratabileceğinden dolayı önerilmemektedir. Tabi hasta ne kadar tedaviye uysa da yaşam tarzında da bazı değişiklikler yapması gerekmektedir. Mesela hafif ağrıları için ağrı kesici kullanılabilir ya da ılık biberon yakarak bu yakınmalarını azaltabilir. Sıcak ve soğuk paket uygulamaları da yararlı olabilir. Stresle artmış hastalıklarda meditasyon veya yoga gibi rahatlama teknikleri de olumlu sonuçlar verebilmektedir. Bunun dışında ideal bir uyku ortamı, serin, sessiz ve sakin bir uyku ortamı oluşturulması da iyi sonuçlar vermektedir. Ayrıca hasta kendi uyku düzenini belli bir plana oturtması gerekmektedir. Bazı hastalar geceleri geç yatıp sabahları geç kalktığında bu şikayetle kendiliğinden geçtiğini bildirmişlerdir. Düzenli ve orta şiddette yapılan egzersizler de yakınmaların azaltmaktadır. Biraz önce de dediğimiz gibi kafeinden uzak durulması gerekmektedir. Alkol ve tütün kesinlikle kullanılmamaktadır çünkü bu ajanlar tetikleyici olabilmektedirler. Ayrıca yatmadan önce uyuşuk olmak, miskin bir halde bulunmak da bu ağrıları arttırabilmektedir. Peki bu hastalar geceleri neler yaparlar? Maalesef geceleri sık sık uyanır bu hastalar. Ve sürekli dolaşma ihtiyacı hissederler. Evin içerisinde sürekli dolaşırlar. Geceleri yatarken bacaklarının arasına yastık koyabiliyorlar. Ya da soğuk yerlere bacaklarını dayamaya çalışıyorlar. Şimdi de bir doktorumuzdan bu sendromla ilgili bir videomuz var. Bu videoda ayrıca bu sendroma sahip hastaların nasıl davranışlarda bulunduğunu uyku laboratuvarından çekilmiş kamera görüntüleriyle birkaç saniyede olsa görebileceğiz. En büyük sıkıntısı hastalıklarını anlatamamak. Hastalıklarının tanınması bile onları büyük ölçüde rahatlatıyor. Böyle bir hastalığın var olduğunu bilmek bile onları büyük ölçüde rahatlatıyor. O güne kadar neler yapıyorlar? Kalkıp dolaşıyorlar. Bacaklarına masaj yaptırtıyorlar. Bacaklarına sıcak soğuk su uygulamaları yaptırıyorlar. Geceliğin yatakta bacaklarının arasına yastık koyuyorlar. Soğuk yerlere bacaklarını dayamaya çalışıyorlar. Geceliğin sık sık uyanıp kalkıp dolaşıyorlar. Geceler aslında onlar için son derece ciddi bir ıstırap haline geçiyor. Bunlar benim kaynaklarım. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederiz güzel sunumunuz için. Soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Yoksa ben bir soru soracağım. Bu sendromda uyku halindeyken de aynı semptomlar görülüyor mu? Yani uyanırken bir rahatsızlık hissediyorlar ve bacaklarını hareket ettirmek durumundalar. Mesela uyku laboratuvarı büyük ihtimalle çekilmiştir kayıtları. Uyurken de yine aynı şey devam ediyor mu? Yoksa uykuya geçildiğinde kayıp yani uyurken de hasta kendisi hissetmese de yani mesela biraz önce de gördük uyku laboratuvarında çekilmiş hasta ayağını tekme atıyordu ama gördüğünüz üzere hastanız uyuyordu. Hani bu sonra hasta uyanırken yanma, ağrıma şeklinde kendini gösterebiliyor. Hasta uyuduğu zaman da kendisi fark etmese de ayaklarını oynatıyor. Hatta doktorlar tanı koymak için size uykunuzda işte tekme attığınızı söyleyen oldu mu diye sorular soruyorlar. Aslında hasta uyurken bunu
farkında değil. Fakat ağrısı fazlalaştığı zaman kendisi yani otomatikman uyanıyor. Gece kalkma ihtiyacı da onunla beraber devam ediyor.